Abi sen burada az beklesen. Ama Görükle esnafının durumu doğrusu Görükle'den öğrencidir. Şu an öğrenci olmadığından dolayı, Covid-19'dan dolayı şu an esnafın durumu zor. Yani zor durumda. Ki böyle giderse 2 ay içinde Görükle hakikaten zor durumda kalacak gibi görünüyor. Öğrencilerin gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Biz Görükle'de yemek sektöründe hizmet veriyoruz. Daha önceleri tamamen öğrenciye yönelik çalışmalarımız vardı. Sivil müşterimiz daha azınlıktaydı. Şimdi öğrenci olmadığı için bayağı mağduruz. Biz değil, bütün esnaf mağdur. Bir an önce öğrencinin gelmesini dört gözle bekliyoruz. Yoksa gerçekten Görükle'nin durumu işler acısı. En az %50 işlerimiz düştü. Maalesef. Bekliyoruz. Üniversite açılacak, açılmayacak. Bir sürü söylenti var. Net bir şey yok. Bekliyoruz. Yıllardır Görükle'de üniversiteye bağlı salonlar işletiyoruz. Salonlar çalışıyoruz. Öğrencinin gelmemesi olasından işler %70 oranında düştü. Bunun yanı sıra şimdi benim anlamadığım reklamlarda kuaförlere gitmeyin reklamları oynuyor. Neden sadece bir kuaför reklamı oluyor? Milyonlarca insanlar bu sektörden ekmek yiyor, iş yapıyor. Borcu olan var, ev almış olan var, taksi olanlar var. Neden özellikle kuaförler? Tabii küçük çaplı bir düşüş var ama yani şöyle diyeyim ben size. Yani üst seviyeden bir çok dibe düşmedik. Yani gıda sektöründe olduğumuz için bizi çok etkilemedi. Daha çok kafe sektörlerini, içecek sektörlerini, oyun oynatma sektörlerini daha çok etkiledi. Bizim durumumuz şu anda biraz daha iyi durumda. Ama tabii düşüşler var. Yani öğrencilerin ne zaman geleceği de belli olmaması süreci daha çok etkiliyor. Yani tahmini süreç açılmayacağını düşünüyoruz okulların. Ona göre önlemler alıyoruz biz de kendi çapımızda. İlk 3 aylık periyot bizi inanılmaz etkiledi. Çünkü yani olayın herhangi bir şekilde takviminden bir haberimiz yoktu. Daha sonrasında zaten açıldıktan sonra da öğrencinin burada olmaması ve işlerin çok randımanlı olmaması daha da kötüye götürdü durumu. Çünkü işin kirasıydı, ondan sonra işlerin düşüşüydü. Harcamaları, ondan sonra giderlerimizi daha üst seviyede tutup daha az para kazanarak dükkanı idare etmemiz gerekti. Yani zor bir dönem geçiriyoruz. Yani okulların açılması, yüz yüze eğitim, online eğitim hala belli değil ve öğrenci hala bu yüzden buraya gelmiyor. Yani nasıl olacak bilmiyorum. %60-%70 bayağı büyük oranda etkiledi bizi, işlerimizi düşürdü. Sıkıntı biraz fazla. Özel sektör bizde her şey var. Kozmetik, tekstil, züccaciye, kırtasiye hepsi var. O yüzden biz biraz daha fazla etkilendik bu işten. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince direnmeye çalışıyoruz tabii. Bunu da müşterilerimize yansıtmadan mümkün mertebe yapmaya çalışıyoruz ama daha ne kadar dayanabiliriz onu da bilmek biraz zor. Yani önümüzü çok göremiyoruz. Biz gıda sektöründeyiz. Biz tam bu dükkanı pandemi sürecinin başladığı gün olan 17 Mart'ta açtık. Bir de öyle bir talihsizliğimiz vardı. Öğrenciler 19 Mart'ta gitti sanırım. Biz de 17'sinde dükkanı açtık. Çok talihsiz bir zamanda açtık. Çok zor günler geçiriyoruz. Hala zor günler geçiriyoruz. Yaklaşık olarak işleri tahmin ettiğimizin %40-%50 bir düşüşler var. Bu da bizim ayakta kalmamızı biraz zorlaştırıyor. Kiralar yüksek. İşte dükkan sahiplerimiz sağ olsun biraz o konuda 2-3 ay bir erteleme yaptı ama şimdi... Yani yaptı ama şimdi onu tekrar ödemesini yapıyoruz bu sefer de. Bu da bizi biraz zorluyor şu anda da. Yani biz öğrencilerin geleceğini tahmin ederek bu işleri yaptık birazcık da. Yaz okulu falan gelmedi. Şimdi tekrar bir okul açılma süreci var. Okul açılma süreci eğer birazcık daha böyle sekteye uğrarsa bizi gerçekten zor günler bekliyor. Çünkü maliyetlerimiz yüksek. En başta kiralarımız yüksek. Fazla iş çalıştırıyoruz. Ama belli bir yere kadar dayanabiliriz. Hani o noktadan sonra çok fazla da hani çok açıkçası umutlu değilim yani.